videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepimiz hayvanları seviyoruz ama bazı hayvanların tehlikeli olduğunu unutmamalıyız. Her ne kadar bazı hayvanlar küçük olsa da küçüklüklerine aldanmayın. Zehirli ve zararlı olan pek çok küçük hayvan var. Gelin bu küçük zararlı hayvanlara hep birlikte bakalım. Kene. Yaklaşık 5000 çeşidi bulunan kene, örümceğimsiller sınıfında yer alan bir parazit türüdür. İnsan ve hayvanların kanını emerek beslenirler. En küçük türleri yaklaşık 1 milimetredir. Ebatları daha büyük olanlar ise 2-3 santim aralığındadır. Tehlikeli ve zehirli keneler Hayalomma marginatum adıyla bilinir. Bahar aylarında yumurtalarını bırakırlar ve çoğunlukla yaz mevsiminde görülürler. Trek solunumu yaptıkları için derinin altına girdikten sonra da nefes alabilirler. Zehirli kenelerin en önemli özelliklerinden biri en hızlı üreyen parazit türlerinden biri olmalarıdır. Deri altı kenelerini fark etmek ve deriden çıkarmak çok daha zordur. Mutlaka cerrahi müdahale gerektirir. Kişi kendisini çıkarmaya çalışırsa kenenin ayakları derinin altında kalır. Bu ise bu parazitlerin yeniden üremesine neden olabilir. Kene ısırığının en yaygın görülen belirtileri arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve halsizlik yer alıyor. Birçok kişide giderek şiddetlenen baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. Kenenin kanını emdiği kişilerin %80'inde kırmızı lekeler ortaya çıkar. Bu lekelerin en fazla görüldüğü yerleri ise baş ve boyun bölgesidir. Bu belirtileri gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi ve uzman yardım alması gerekir. Yapışan keneyi tek başına çıkarmaya çalışmak son derece tehlikelidir. Çiçe sineği. Kanemici ve iri bir sinek türüdür. Afrika'da görülen bu sineğin ısırığı uyku hastalığı bulaştırıyor ve daha sonra da ölümle sonuçlanabiliyor. Başkalaşım geçirecek olan larvalarını memeli bir hayvanın derisine yerleştirir. Bu larvalar yerleştirdikleri hayvanların etiyle, özellikle de beyniyle beslenirler. Kurban hayvan bu durumu hisseder ama ölüm kaçınılmazdır. Pireler ve pire. Kanemicidirler ve konakları arasında yer değiştirirlerken son derece tehlikeli hastalıkları da bulaştırabilirler. Vebanın insanlara bulaşmasında başrol oynayan kene piresi ve akrabaları, Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/4'ünün ölümünden sorumludur. Öpen böcekler, Triatominae. Genellikle uyuyan insanları ağız çevresinden ve gözlerinden ısıran kanla beslenen böceklerdir. Chagas hastalığı yaydıkları için yılda ortalama 12 bin kişinin ölümüne neden olurlar. Mermi karıncası. Mermi karıncası adını ısırığıyla saldığı zehirin vücutta yarattığı yoğun acıdan almış. Bu karıncanın kurbanı bu acıyı 12 saat boyunca hissediyor. Güney Amerika ormanlarında yaşayan mermi karıncasının boyu 2,5 santime kadar ulaşıyor. Mermi karıncası sokmalarının tüm gün sürebilen yanma, zonklama ve her şeyi tüketen bir ağrıya neden olduğu tanımlanmıştır. Mermi karıncasının yerel isimleri son derece acı verici iğnesine işaret eder. Örneğin Venezuela'da mermi karıncaları bir sokmadan meydana gelen ve tüm gün süren ağrıya atıfta bulunarak 24 saatlik karınca anlamına gelen hormiga ve intikotro olarak bilinir. Mermi karıncası iğneleri şişmeye, taşikardiye, yüksek kalp atışı, kanlı dışkıya ve aşırı durumlarda felç ve ölüme neden olabilen güçlü bir nörotoksin içerir. Brezilya'nın Setter Mev halkının ayinleri için mermi karıncayı kullandıkları biliniyor. Savaşçı olarak kusaran genç erkekler iğneleri içe bakacak şekilde birkaç mermi karıncası içeren dokuma bir çift eldiveni giymelidir. Yeni başlayanlar eldivenleri 5 dakika açık tutmalıdır. Başlama törenlerini başarıyla tamamlamak için genç erkeklerin birkaç ay veya yıl boyunca 20 defaya kadar bu prosedürden geçmeleri gerekir. Ateş karıncası. Güney Amerika'da görülürler ve neredeyse toplu iğnenin başı kadar küçüktürler. Çok hızlı çoğalmaları ve agresif bir şekilde önlerine çıkan her şeyi ısırmalarıyla bilinirler. Drolis karıncaları. Bu canlıların milyonlarcası bir araya gelerek bir sürüyü oluştururlar. Asker karıncalar türünden olan bu karıncaların farklı stratejiler uyguladıkları gözlemlenmiştir. Hücum ettikleri zaman durdurulamaz bir hale gelirler ve yüzlerce farklı canlıyı tek bir hücumda öldürebilirler. Katil arılar. Dünyadaki çok agresif ve baskın böceklerden biridir. Katil arılar esas olarak insanların yüzünü ve gözlerini hedef alır. Toksinleri tehlikeli değil ama bir grup katil arının saldırısı bile ölüme neden olabilir. 80 binden fazla üye içeren büyük koloniler içinde yaşıyorlar. Tehdit gördüğü kişiyi veya kurbanı 1,5-2 kilometreye kadar takip ederler. Ev çıyanı.
bilimsel adı Scutigera, koleoprata olan ev çıyanı, evlerde en sık rastlanan çıyan türlerinden biri olduğu için bu ismi almıştır. Ev çıyanının görünümü, ev çıyanı diğer çıyanlardan çok daha uzun olan bacaklarıyla ayrılır. Uzunlukları 3,5-6 cm arasında değişir. Gövdesi sarımsı gri ya da kahverengidir ve vücudunun üzerinde mavimsi ve kırmızımsı, morumsu çizgiler, lekeler bulunur. Tüm çıyanlar gibi gövdesi çok bölmelidir. 15 segmente ayrılmış gövdesinin her parçasında birer çift ayak bulunur. Gövdesinin kenarlarından çıkan uzun bacakları kendisine yürüyen bıyık görüntüsü kattığından kafasıyla ayak kısmını ayırt etmek zor olabilir. Büyük iri gözleri bulunur. Dişi ev çıyanlarının bacaklarının son çifti daha uzundur. Dev veta böceği. Yeni Zelanda'da dünyanın en ağır böceği bulundu. Bir park görevlisi tarafından keşfedilen bu böcek bir avucu çabucak yiyebiliyor. Amerikalı Mark Moffat tarafından bulunan böcek 71 gram ağırlığında, bir serçeden daha ağır ve farenin de 3 katı kadar. Diken böceği. Diken böcekleri mantarları ve yaprak tomurcuklarına ait bir böcek grubu olan Memrasidae ailesinin üyeleridir. 400'den fazla cinse yaklaşık 3200 ağaç dikeni türü bilinmektedir. Antarktika dışındaki tüm kıtalarda bulunurlar. Avrupa'dan sadece 3 tür bilinmektedir. Bireysel ağaç dikenleri genellikle sadece birkaç ay yaşıyor. Kulağa kaçan. Kulağa kaçan karınlarının bitimindeki çatal şeklindeki kıskaçlarıyla göze çarparlar. Dermaptera takımındaki bu böcekler hem etçil, küçük böceklerde hem de otçul olarak beslenirler. Yavru bakımı yapan böceklerdir. Kışları ağaç kovukları, taş dipleri, duvar çatlakları gibi kuytu köşelerde geçirirler. Bu yüzden evlerde de görülebilirler. Kulağa kaçan ismi yanlış inanışlardan ileri gelmektedir. Birçok insan kulağa girip beyine yerleştiğini düşünmektedir. Sanılanın aksine zararsız böceklerdir. Zehirli ok kurbağası. Zehirli ok kurbağası, zehirli kurbağa olarak da bilinir. Dendrobatoidae ailesinden oldukça zehirli bir kurbağa türüdür. Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan zehirli ok kurbağası gezegendeki en zehirli türlerden biri olarak kabul edilir. Bu hayvandan elde edilen ortalama zehir verimi birkaç dakika içinde 20 insanı öldürebilir. Hayvan adını Kızılderili kabilelerinin kurbağaları için ipuçları oluştururken sık sık kurbağanın zehrini kullanmasından alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 170 farklı zehirli ok kurbağası türü keşfedildi. Zehirli ok kurbağası öncelikle Orta ve Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunur. Bu alanlar içinde genellikle göller, bataklıklar ve bataklıklar dahil olmak üzere tatlı suya yakın bölgelerde bulunurlar. Küçük boyutları maksimum 1,5 cm ve altın, bakır, kırmızı, yeşil, mavi veya siyah olabilen parlak renkleri nedeniyle izleyiciler tarafından kolayca tanımlanabilirler.